Değil mi? Alt tarafı benzin kaplısı ya. Elin yalnız abi şey acayip pratikleşmiş. Yani bu 3-5 defa sökmeyle olacak iş değil de. Servisten daha hızlı söküp taktığına kat ve kat bahsin iddiaya girelim. Bir de daha sorunsuz onları çizgiyorsunuzdur. Minimum 2 kat daha hızlı söktün abi, ondan eminim. Şeydi, Honda'yı servise götürdüğümde adam şeydi zaten, şasiyi çizmiş ama grenajdan belli olmuyor. Bir gün yağ değişimine geldiğinde şey yaptım, böyle gösterdim. Abi dedim, bu ne? Vallahi dedi, kusura bakma, çizilmiş. Vallahi dedim, bu işin dedim kusuru musuru olmaz. Dedim, ters birine denk gelseydin dedim. Dava açmışsın. Tabii. Yani bu yüzden ters birine denk gelseydin dedim. Daha farklı muhabbet olurdu, hani az bir şey dikkat et. Madem hani bu kadar pahalı bir motor. Çırak, yani çırağı niye veriyorsun, kendin yap. İki civata sıkacaksın, şey yapacaksın, onu da yap yani. Tabii canım. Allah'tan şey, Kawasaki bayi şey, iyi yani o konuda. Ziyaddin abi kendisi söküyor takıyor. O anda şey, içim rahat. Abi şimdi bu motor 300'ü geçecek mi? Top speed biliyorsun tabii ki, hava durumuna göre değişkenlik gösterir. Basınca göre değişkenlik gösterir. Değil mi? Tabii. Ama zaten her türlü geçer. Bazı gün 315 vurur, bazı gün 305 vurur, bazı gün 310 vurur. Değil mi? Yani o tamamen... Üzerindeki kıyafet bile etki ediyor ya. Hani yazlık, mont... Tam kapanmamışsın mesela, rüzgar çarpıyor ya da rüzgar karşıdan geliyor. Ya camla bile çok ilgili yani. Değil mi? Sesinin cam top speed camı değil. Değil, kesinlikle. Sesini değiştirecek, o da vermiyor yani. Değil mi? Onu böyle hafif böyle yapıp bırakacaksın. Direkt orayı böyle çat diye kırıp. Abandığın zaman. ZX10'un %80 burası kırıktır. Neyse bu abi o zaman şimdi %80'e girmiyor. Hayır. Yok, maşallah senin motoru. Valla Erdem sağ olsun, güzel bir motor denk getirdi zamanında. Ama ben sana demiştim. Başka motor alacaktın. Aynen, cidden başka motor alacaktım. Sonra içime sinmedi. Ya dedim ki, dillik motor olsun. Her zaman. 3 lira fazla olsun, 2 lira fazla olsun. Kafan ağrımasın. Sanırım şurada.
Evet, çağlar. 3 litre burası. Hı hı. Anladın mı? Bak 4 litre. Evet. 3 litre burası. 3.3 koydum. Şurası 500 gram. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Çok az daha benim. Çok az daha istersen. Aynen. 3-4 yapalım bizim olsun. Tamam. Bunun kapağı var galiba. Tamam. Alın ayarlarım. Eline sağlık abi. Yağ işini mi öğrenmiş olduk? Nasıl yapılıyor? Mesela civataların etrafında o renk gibi şeyler var ya plastik, hı hı. Yani onlar falan mesela şey çok önemli, bazı adamlar ona bile dikkat ediliyor, motor kurcalanmış mı kurcalanmamış mı. Ben ederim yani şahsen. Değil mi? Şahsen ben de abi. İnce bir ayrıntı ama mesela hani belli, adam eğer çok umursamadıysa, çok sök tak, çok kurcaladıysa motoru belli olur zaten oradan bile.
Radyatör sıvısı abi normalde şey zaten full olması gereken yer. Mesela şu aralarda falan olduğu zaman sıkıntı olur mu? Yok, asıl arada olması lazım. Değil mi? Bu mesela fullün bir tık altında mesela bu. Şu anda iyi ya. İyi ya. Tamam. Ama normalde aslında şuralarda olması lazım. Aynen, ortasında falan değil mi? Hı. Tamam. Yazılımı istiyorsun değil mi? Ona göre geçeceğim laptopu galiba. Devir açıyoruz abi.